Goodluck.com.tr'nin sunduğu Avrupa Vizyon devam ediyor. Vizyon'un Erzurum yolculuğu devam ediyor. Bakalım Erzurum'da şimdiki durağımız neresi? Erzurum'da bu yıl ilk kez yapılan maraton yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından koşucular geldi. Genci, yaşlısı, erkeği, kadını, yüzlerce kişi 10 ve 21 kilometre yarışları için Erzurum'a akın etmişti. Efsane futbolcu Tanju Çolak da maraton için Erzurum'a gelmişti. Startı sabırsızlıkla bekleyen kalabalığı sakinleştirmek için dil döküyordu. Günaydın. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Sorun var mı? Peki, 21 kilometrelik bir koşu. Yani biraz ısınsana, ısındın mı? Biraz, bak, nabzı yükseltmek lazım. Nabzı yükseltmek için birazcık üşümeye gitmek için bu iş, hafif. Start verildi ve koşu başladı. Yaş grubu farklı farklı yüzlerce koşucu, dereceye girebilmek için dakikalarca ter döktü. Muhtemelen burası gibi. Ya hocam alt kenarda de. Grubun arkasına katılabilirler. Maraton devam ederken maratona katılamayan Erzurum'un bürokratları ve ileri gelenleri için de 2 kilometrelik bir yürüyüş düzenlenmişti. Onlar da yürüyüş alanında dereceye girebilmek için tempolu bir şekilde Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyüşe başladılar. Yürüyüşü son anda fark atarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi kazanınca biz de hemen mikrofonumuzu yürüyüşe katılanlara uzattık. Sevgili seyirciler, Erzurum'daki maratondayız. Maratonun görüntüleri biraz önce başladı. Siz de izliyorsunuz. 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere iki ayrı etap da var. Ancak bir etap daha var ki Erzurum'un bürokratları diyelim halkıyla bir araya geldi ve koşmaya başladı. Biraz önce gördüğünüz görüntüleri burada Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Bey ve Genel Sekreter Aliza Bey de var. Eski Genel Müdürü de var. Hemen tüy alalım onlardan. Efendim birinci oldunuz. Ne diyelim, tebrik edelim. Hak eden kazansın. Hak eden kazandı mı? Hak eden kazandı. Tecrübe konuştu. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlara katılıyorum gerçekten. Hak eden kazandı. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Sevgili seyirciler, biraz önce röportaja başlamadan önce aralarında konuşuyorlardı. Ben de kulak misafiri oldum. Eyüp Bey dedi ki, Başkan Vekilimiz Eyüp Bey... Ya dedi ki genel sekreter vardı, hani ona ayıp olmasın diye ikinci oldum ben dedi. Doğru mudur? Ben aslında 21 kilometreyi tamamlamak için hedef koymuştum kendime ama dediler ki yöneticilerin arasından ayrılman hoş olmaz Sayın Başkan dediler. Ben de yöneticilerimizle beraber yürüyüşe katıldım. Yani yöneticiler yürüyüşüne katıldım ama benim hedefim ince olmaktı. Ne diyorsunuz efendim? Yani Eyüp Bey'e yakışır. Zaten halk yürüyüşünde de protokol yürüyüşünde de ben senin iki katınıyım. Benim bacaklarım... 1.25 uzunluğu var bacaklarımın. Seni iki kat atım atıyorum falan dedi ama tabi bu şeyde belli oluyor. Pistte belli oluyor. Şeyde belli olmuyor yani. Bütün yürüyüşü ben önde götürdüm ama tecrübe konuştu. Son 5 metrede deper attı. Hemen birinciliği kaptı. Kendine tebrik ediyorum kendini. Ama galiba son birkaç metrede koşmuş galiba değil mi? Koşmuş. Çok acayip koşmuş. Şike var bu işte. Şike var efendim? Yok. Tecrübe. Tecrübe. Melih Bey siz ne diyorsunuz? Efendim ben Alparslan'ı temsil ediyorum. Alparslan'ın Dorat'ıyla nasıl koştuğunu biliyorsunuz. Ama bu maratonda yeneceklerimizi geçmeyi uygun görmedim. Onun için yarışı kendisine hediye ettim. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben başarılar diledim başkanlarımıza da. Burada şike yok, organize bir anlaşma var, birbirlerine saygı var, edep var. Erzurum'da bunu gördüm. Karabüklü olarak Karabük'ten geldim, Çayırova'da ikamet ediyorum. Genel sekreterimiz dedi ki başka bir Karabüklü olmasın ben öne çıkayım dedi, ben de arkalarındaydım. Organize bir program oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Üçüncü, dördüncü organizasyonlarda inşallah bunlara bırakmayız inşallah.
Peki efendim, evet. Siz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısınız. Bu sonuçlarla ilgili neler söylersiniz? Biz zaten belediyenin üst yöneticileri sahada sürekli koşturduğumuz için çok antrenmanlıyız. Genel sekreterimiz de bu ekibin başı olduğundan dolayı antrenmanının sonucunu bugün halk yürüyüşünde aldı ve birinci oldu. Ben yani de... şehirle ilgili çalışmalarının sonucunu burada gördük, evet, zaten evet. Antrenmanlıydı. Evet, evet, aynen öyle. Sahada koşturmanın sonucunu bugün aldık burada. Sizi tanıyalım. Cem Çil ben, Büyükşehir Meclisi üyesiyim. Ali Rıza Bey hakkıyla kazandı. Yok yani hiç Eyüp Bey öyle söylüyor ama gerçekten hakkıyla kazandı. Tebrik ediyoruz. Anlaşılan o ki bu tatlı tartışma daha bir süre çözülecek gibi değil. Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu yürüyüşe katılanlara madalya verip bir sonraki yıl için katılımı garantiliyordu. Yürüyüşün hemen madalyasını genel sekreterime takdim etmek istiyorum. Alkışlarınızla ben günün birincisini... Yakıştı başkan. Yakıştı, yakıştı. Evet. Genel müdürümüz, eski genel müdürümüz ikinci oldu. Ben kendisine takdim ediyorum. Üçüncüsü Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Cem Bey'e takdim ediyorum. Genel Sekreter Yardımcımız Zafer Aynalı Bey birinci oldu. Bir de bir misafirimiz vardı Karabük'ten, bizimle beraber koştu. O da bayağı mücadele etti. Onu da ben, sonuncusu da ben oldum, beşinci de ben oldum. Kendime takayım bunu. Kendim de beşinci olmuş oldum, tamam. Organizasyonların yapılmasında bizimle birlikte emeği geçen Genç Spor Müdürümüz de bu yarışmaya katıldı. Bürokrasiden ayrılmadığı için maratona o da katılmadı. Yoksa yaptığı görev gereği maratonda olması gerekiyordu ama beni yalnız bırakamazdı. Ondan dolayı o da altıncı oldu. Benden sonra altıncı oldu. Ben kendisine madalyasını takdim ediyorum günün anısına. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten altıncı oldum diyebilirim. Çünkü biz büyüklerimizin önüne geçemezdik bu halk yürüyüşünde. Evet, altıncıyım, bununla da gurur duyuyorum. Çok mücadele etti. Ben de mücadele ettim ama en çok mücadeleyi Kaymakam Bey etti. Bugün ona aslında ben birinciliği takmayı çok istiyordum ama sonradan bıraktı. Baktı ki Aliza Bey biraz daha ileriye gidince Kaymakam Bey altıncıyı verdik, maalesef yedinci olabildik. Son depara atamadı. Ben kendisine yedincilik madalyası takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Galip sayılır, bu yolda mağlup. İyi bir yarıştı. Birinci olamasak da birinciliğe asıldık. Yani neticede aldığımız işte netice bizim için başarı. Tabii biz... Önemli olan yarışmaktı değil mi efendim? Tabii. Spor için yarıştık. Ve madalya için değil, spor için yarıştık. Zevkli bir gündü. Erzurum ikliminde güzel bir hava. Katılım çok yoğundu. Organizasyon mükemmeldi. İlk düzenlenmiş olmasına rağmen fevkalade güzel bir organizasyondu. Başkanımız, yani belediyecilerimiz gerçekten güzel hazırlamışlar. İsterseniz bir sonraki yıla şimdiden bir çağrı yapalım. Erzurumlar daha çok katılımda bulunsunlar. Bundan sonra devam edecek çünkü buradaki etkinlikler bildiğim kadarıyla. İlki yapılıyor Erzurum'da bu maratonun. Erzurum artık spor ismiyle anılan bir şehir oldu. Kış sporları, yaz sporları. Erzurum'un rakibi da buna müsait. Yüksek irtifa kamp merkezi Erzurum'da yapıldı. Bütün spor takımları, yabancı ve yerli, Erzurum'da kamp yapmaya başladılar. Onun için bütün Erzurum'u spor yapmaya davet ediyoruz. 2016 yılındaki yapılacak olan maraton bundan çok daha kalabalık olacak. Hem halkın katılımının çok fazla olacağını şimdiden onların hepsini davet ediyorum. Bir de Türkiye'den bütün katılımı daha da artıracağız. Çok sayıda zaten yurt dışından ve yurt içinden gelen sporcularımız mevcut. Evet. Nasıl davet edersiniz? Şimdi biz bu maratonu ilk defa yaptık. Sayın Başkan Vekilimizin söylediği gibi. İlk defa olmasına rağmen 14 ülkeden, değişik ülkeden burada sporcumuz var. Aynı zamanda 1048 yine lisanslı sporcumuz bugün koştu. Halk yürüyüşüne katılan vatandaşlarımızla beraber 4000 civarında gencisi, yaşlısı, çocuğu, büyüğü bugün hem koştu hem yürüdü. Bizim hedefimiz daha büyük tabii. Her sene bunu en az 2'ye katlamak. Ümit ediyorum gelecek sene hazırlıklara biraz daha önceden başlayarak, duyurusunu da daha önceden yaparak, belki takvimde küçük bir oynama yaparak hedefi 2'ye katlayacağız. Ben o şekilde şimdiden kendime bir hedef koyuyorum. Gelecek sene en az 30 ülkeden 2000 lisanslı sporcuyla ve 10.000 vatandaşımızla bu sporu burada yapacağız. Biz keyifli sohbetlere devam ederken yavaş yavaş maraton koşanlar da finiş çizgisine gelmeye başlamışlardı.
Biz de maratonu nefes nefese bitirenlerden bazılarına mikrofonumuzu uzattık ve bu yıl ilki düzenlenen organizasyonla ilgili görüşlerini aldık. Sevgili seyirciler, Erzurum'da bu yıl ilk kez düzenlenen maratondayız. 10 kilometre ve 21 kilometre yarışları oldu burada. Yavaş yavaş sporcular gelmeye başladılar. Bakalım katılanlar neler diyecek. Önce onların görüşlerini alalım. Türkiye'nin her yerine katılım var değil mi buraya? Tabii. Bu organizasyonu yapan komite başkanından Erzurum Belediyesi'ne teşekkürler. Ben de ilk onda olduğumu tahmin ediyorum. Yaş grubu 62 yaş grubundayım. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her tarafına yayılması gerekir. Erzurum'u bu kadar tanıtabilmek böyle organizasyonlarla ancak olabilir mümkün. Gerçekten teşekkür ediyorum belediye başkanına, valiye, il yönetimine. Gerçekten teşekkür ediyorum. Mustafa Erdoğan Sivas'tan yarım maraton koşuyorum. 10 kilometreye koştum bir benim olmadığı için. Şu anda masterlarda birinci olmayı düşünüyorum. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Mardin Kızıltepe. Mardin'den geliyorsun. Bu sene ilk defa yapılıyor zaten. İlk defa katılıyorsun. Çok nasıl bir organizasyon? Çok güzel, muhteşem, çok eğlenceli. Kaç kilometre koştun? 10 kilometre koştum. Peki sen nereden geliyorsun? Mardin Kızıltepe. Mardin'den geliyorsun. Peki sence nasıl bir organizasyon bu? Güzeldi. Yapabildik yani. Çok eğlenceliydi. Ben de Mardin'den geliyorum. Gurur duyuyorum. Evet. İstiyoruz her yerde böyle olsun. Her zaman. Şanlıurfa da burada. Biz de Şanlıurfa'dan katılıyoruz. Aynı zamanda Şanlıurfa'da böyle şeylerin olmasını istiyoruz. Erzurum Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim buradan. Valimize, burayı organize eden herkese, bütün ekibe teşekkür ederim. Sporcu, bütün maratoncu, sporcu arkadaşlara başarılar. Tekrar bir dahaki maratonlarda başarılar. Ben Meryem Erdoğan, Türkiye adında yarışıyorum. Kaç kilometre koştunuz? Ben bugün yarım maraton yarışlardaydım Amerika'da. Dün gece geldim, bayağı yorgunum yani maalesef. Rakam da çok yüksek. Aşılım arıyordu, bıraktım. Terk ettim yarışı. Ben İran Azerbaycan'ı, düştürü öğrencisi burada. Çok teşekkür ederim, çok iyi programlarıydı. Yani hepsi insan, hepsiler yani kahramandı burada. Çok güzel oldu, hiç problem de olmadı bu yollarda. Teşekkür ediyoruz polislerden, başbakanlarımızdan, hepsilerden ki yardımcı oldular burada. Teşekkür ederim. Merhabalar, nereden katılıyorsunuz? Merhaba, Ankara'dan. Ankara'dan, biz de Ankara'dan. Aynı kulüpteniz. Öyle mi? Evet. Ne kadar da yarıştınız? 10 kilometre. 10 kilometre. Peki nasıl bir organizasyon sizce? Güzeldi, keyifli bir yarıştı. Mutlu olduk. Ya ilk olduğu için daha iyiydi, daha iyi olabilirdi ama bazı eksikler vardı ya biliyorum. Anlıyorum ki başkan bunları düzeltecektir çünkü başkan buralı. Evet. Başkan buralı olduğu için yanlışlar görmüştür yani. Ama hoştu yani. Her siz şey. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. Aynı kulüpten misiniz? Aynı kulüpteniz. Başkent Master'lardanız. Şey olarak, organizasyon olarak çok güzel ama son şu yokuş mahvetti beni. Yani yokuş neden koyarlar anlamıyorum. Yokuşu protesto ediyorum. Evet, bazen zor oluyor ama biraz antrenman lazım yokuşu iyi çıkmak için. Şehir içinde oldu. Ya yaşımız da belli. 56 yaşındayız, az değil yani. Evet. Fakat görüyorum ki size böyle hani farlar sürülmüş, kalemler çekilmiş. Böyle bir bayan her yerde bayandır gibi olmuş. Evet, aynen öyle. Keyif için koşuyoruz. Güzeldi her şey. Buradan önerir misiniz bizi izleyenlere bundan sonraki yıllarda bu tür organizasyonlara katılsınlar diye? Ya şimdi kahve köşesinde oturup sigara içene kadar sağlıklarına düşkünlerse gelsinler, koşsunlar. Başka bir şey istemiyorlar. Yani şöyle anlatayım. İlaca vereceklerini sağlığına, spora verseler bu kadar değildir yani. Hayatlarına dokunsunlar. Yani sağlık çok önemli, spor yapsınlar. Buraya kazanmak için değil, sağlık olsun diye geldik yani. Nereden geldin? Urfa'dan, Urfa'nın Viranşehir ilçesinden. Öz Yıldız grubu ile birlikte hepimiz geldik. Toplam 30 kişi falan geldik zaten. Buraya yani sırf kazanmak için falan değil, sağlıklı bir koşu yapmak için zaten geldi. Bence herkese tavsiye ediyorum yani, her sene gelinsin. Maraton için tam 82 yaşında koşucular da gelmişti Erzurum'a. Mehmet Emin Bey, evet, 82 yaşındasınız ve buradaki en yaşlı sporcu sizsiniz. Acaba sporla ilgili, bu koşularla ilgili neler söylersiniz bizi izleyenlere? Vallahi spor çok güzel bir şey. Bütün insanların spor yapmasını tavsiye ederim. Spor demek kardeşlik demek.
Yani ben spor yapıyorum. Çok faydasını görüyorum. Kaç yıldır spor yapıyorsunuz? Ben tam 50 yaşında başladım. 50 yaşında başladım. 50 yaşında başladım. Benim büyük Allah, tabii belalıca ilişkimiz. Beni bilen bilir. Benim yüzlerce madalya, yüzlerce kupalarım var benim. Balkan şampiyonluklarım var. Çok benim derecelerim var. Yani beni... Peki 82 yaşında hala koşabilmenizi spora mı borçlusunuz? Tabii spora borçluyum. 70'li yılların pop starlarından Salim Dündar da Erzurum'da maraton koşanlardandı. Biz de bunu görünce hemen vizyon mikrofonunu kendisine uzattık. Efendim tebrik ediyorum. Çok teşekkürler, çok mersi, sağ olun. 21 kilometrelik yolu başarılı bitirdiniz ve hani en yaşlı demeyeceğim aslında ama en deneyimli mi diyelim size yaş olarak? Hem deneyimli hem en yaşlı grup. Birinci oldunuz erkeklerde. Peki hani yaşını sormamda bir mahsur var mı acaba? Sormayalım mı? Herkes diyor ki ya Salim yaşını söyleme ama yavaş ver, 78 yaşındayım. Maşallahınız var gerçekten. Peki efendim bir dönem sunucunun da az önce anons ettiği gibi 70'li yılların starıydınız. Sonra nasıl oldu bu hani maratona geçişiniz? Koşar mısınız sürekli? Tam 38-39 yıldır koşuyorum. Hayatımın en sıcak günlerine de başladım. Evet. Tesadüf neticesinde. Aha. Halen devam ediyorum. Başka yerlerdeki yarışlarda katılıyor musunuz? Tabii. Bu sene beşinci yarı maratonum oldu. Bu mevsim tam 5 tane yarı maraton. Şu ana kadar? Evet. Bundan sonra da var herhalde. Tabii devam. Peki neler önerirsiniz? Özellikle hani gençlere böyle kahve köşelerine gitmesinler, hani güzel etkinlikler yapsınlar, koşsunlar diye. Uzun hikaye bu. Bütün spor dalları tek yönlüdür. Ve kişinin sahip olduğu gücü bitirmeye yöneliktir. Bu bir. Ne yapmak lazım bunu öteki yıllara biraz daha ötelemek için? Bir, kasların kuvveti. İki, esneklik. Üç, yumuşaklık. Dört, eklemlerin dişlerliği. Bunları yapmadıkları müddetçe bir gün gelir hiç koşamazlar. Ama bunları yaparlarsa çok iyi olur. Peki siz de genç kalmanızı spora mı borçlusunuz? Evet. Bu yıl ilki düzenlenen maratonu başarıyla bitiren Erzurumlular ve katılımcılar Erzurum'dan mutlu bir şekilde ayrılırken gelecek yıl yeniden burada buluşmayı dileyerek ayrıldılar.